Diyelim ki birden fazla kamerayla canlı yayın yapacaksınız. Tabi bunun için ne gerekiyor? Birden fazla kamera bu birincisi. İkinci olarak da bir video mikser gerekiyor ki kameralar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki bu görüntüleri de canlı yayına vermek için bu bir bilgisayar olabilir ya da mikserin kendi içerisinde canlı yayın sistemi barındıran bir sistem kullanmanız gerekebilir. E, bu da ne oluyor? Maliyetleri oldukça yükseltiyor. İşte bu cihaz bu maliyetleri düşürecek olan cihaz hem bir kamera hem de canlı yayın sistemi ve mobil bu arada. Efendim bu videomuzda Nearstream VM33 mobil kamera canlı yayın sistemini tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Nearstream henüz birkaç yıl önce kurulan Çinli bir şirket. İlk ürünleri de VM33 daha sonra üst model olan VM46'yı çıkarmış olsalar da şu an mikrofondan küçük ışıklara kadar pek çok ürün üretiyorlar. Tekli ve üçlü paket olarak satılıyor. Ben tekten iki tane aldım çünkü benim için yeterli bir açı. Kutuyu açtığınızda garanti kartı, altında kullanım kılavuzu ve hızlı başlangıç kılavuzu yer alıyor. Hemen akabinde de sağda kamerayı, Solda ise iki ucu da tip C olan ama bir ucunda dönüştürücü yer alan USB kabloyu görebiliyorsunuz. Kamerayı ilk gördüğümde tahmin ettiğimden çok daha büyük olduğunu gördüm. 136 72 98 mm ölçülerine sahip. Hatta iPhone 14 Pro Max'e karşılaştırdığımızda belki ölçülerini daha iyi anlayabilirsiniz. Ağırlığı ise 653 gram. Hem şöyle ürünü göstereyim hem de özelliklerinden bahsedeyim. Üst kısımda 8'li ve gürültü engelleme fonksiyonuna sahip 48 kHz ve 16 bit kayıt yapabilen mikrofonlar yer alıyor. Alt kısımda herhangi bir yere monte edebilmeniz için 1 bölü 4 nişlik video yuvasını görmek mümkün. Arka kısımda açma kapama tuşu, üstte pil göstergesi var ki içinde 6400 mAh pil mevcut. Bu da size 6 saat kadar canlı yayın yapabilme özgürlüğü sağlıyor. Ayrıca Power Bank ile şarj ederek daha uzun sürede kullanabilirsiniz. Bunun dışında açma-kapama tuşu, Micro SD kart desteğine sahip kart yuvası, 3.5 milimetrelik mikrofon veya line girişi, şarj, mikrofon girişi veya Ethernet dönüştürücü için kullanabileceğiniz Type-C port mevcut. Bununla beraber bu kamera 10x optik zoom yapabiliyor, 40x de dijital zoom yapabiliyor. Maalesef kullanılan sensör ve boyut hakkında hiçbir bilgi yok. Alttaki ışık ise açıldığında beyaz, internete bağlandığında da yeşil yanıyor. En önemli kısım ise bu arkadaşlar 1440p yani QHD kayıt ve Full HD H264 canlı yayın yapabiliyor. Bunları da maksimum 30 fps olarak yapıyor. Son olarak ses tarafında otomatik kazanç kontrol olduğunu, netleme tarafında da yüz tanıma özelliğinin olduğunu söyleyerek hızlıca kuruluma geçelim. VM33'ü cep telefonundan veya bilgisayarınızdan kullanabilirsiniz. Bunun için ücretsiz olan Nearstream uygulaması indirmeniz yeterli. Uygulamayı ilk açtığınızda uygulama kameraları görüyor ama ilk yapmanız gerekenin güncellemek olduğunu size kırmızı bir yazıyla altlarında belirtiyor. Güncelleme sonrası kamera yanlarında yer alan setup'a bastığınızda bağlantı ayarlarını yapıp artık kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kurulumumuzu tamamladık. Şimdi sağımda ve solumda kameralar açık ve uygulama üzerinden bağlantı gerçekleşmiş durumda. Ekran görüntüsünü size vereceğim ki ne olup ne bitiyor birlikte görebilelim. İlk önce yapmamız gereken şey önceden bağlantı yaptığımız cihazları ben bunları kullanmak istiyorum deyip seçmek. Buradan connect'e bastığımızda ikisine de bağlantı kuruluyor ve ardından devam'a basıyoruz ve işte karşınızda ben varım. Şimdi Burada gördüğünüz gibi bastığınızda iki kamera arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. oldukça hızlı gerçekten. Pozlama tarafında bir sorun olduğunu görebilirsiniz. Bu kamerada şunda daha böyle bir kontrastlıyım vesaire diğer tarafta daha bir düzgün gözüküyorum. E, bu otomatik pozlamada şu anda ışığın açısına bağlı olarak tabii ki kendisi otomatik pozlamaya çalışıyor. Mükemmel değil otomatik pozlama tarafında ama tabii ki şunu da size sunuyor ki burada ayarlara bastığınızda görsel ayarlar kısmına geldiğinizde işte burada istediğiniz ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela otomatik pozlamayı kapatıyoruz. Size şimdi diyor ki uf acayip parlak oldu şimdi de şöyle bunu kısalım. Mesela bir yapınca ne oluyormuş? pozlamayı? çok düşük oluyormuş. 3'e getirdik. 3 fena değil. 2 olsa ne olur? 2 daha iyi. Evet. Pozlama 2'ye aldık. Şu anda çok daha iyi. Ee, white balansı bırakıyorum. Otofokusu da bırakıyorum. Bu arada sağ tarafta bir filtreler göreceksiniz. Buradaki filtreleri de kullanabilirsiniz. Bakalım neler varmış filtrelerden. Bir tanesine bastım. Ee, yani biraz daha koyu oldu. Yüksek kontrast varmış bakalım. Bu çok hoş değil. Soft varmış. Hemen ona da bakalım. E, ee, soft oldukça iyiymiş. Tamam soft olsun. Okey anlaştık. Geri geldik. Bunun dışında HDR özelliği var. Bunu açabiliyorsunuz. E, ee, ayrıyetten parlaklık, kontrast, saturasyon gibi tüm ayarları da burada yapmak mümkün. Hatta şu da var. E, ee, ayna efekti yapabiliyorsunuz. Şuna basalım. Diğer tarafa geçtim. Aynen buna bastım. Diğer tarafa geçtim. Ya da böyle komple tepe taklak yapabilirsiniz. Tabi çok hoş bir durum olmayacaktır bu tepe taklak olması. Ayarlar kısmında bir başka seçenek ise üst tarafta gördüğünüz bu 1, 2, 3, 4 simgeleri. Bu zoom'u gösteriyor. Bir zoom yapalım. 10x yapalım bakalım neler olacak. Evet geliyor geliyor. Tabii ki bu PTZ bir kamera olmadığı için açısı sabit kalıyor. Ona göre de açısını ayarlamak gerekiyor açıkçası. Netleme yapmasını bekliyorum. Ha gayret arkadaş. Netleme kısmında evet biraz zor çalıştığını söyleyebiliriz. Şu otofokusu bir kapatıp açayım. Neler olacak birlikte görelim. Ve evet netlemeyi böylece başarmış oldu. netleme tarafı biraz yavaş çalışıyormuş. Onu keşfettim şimdi. Bir de böyle cılkını çıkaracak şekilde bir netleme yapalım. 40'a getirelim. Tabii ki çamur gibi bir görüntü olacaktır ama Yine de bakalım ne oluyor. Ta sakallarımın içlerine girdi ve artık simsiyah bir görüntü var burada. Şöyle saçma bir hareket yaparak tekrardan şöyle geriye zoom yapalım efendim. Şimdi yapabileceklerimize bakalım. Öncelikle sağ üst tarafta ayarlar bölümü var. Buraya bastığımızda kullanıcı olarak giriş yaptığımı görebiliyorsunuz. Buna bastığımızda size seçenekler sunuyor. YouTube, Facebook ve Twitch olarak. Bunlardan istediğinize bağlantı kurabiliyorsunuz ki canlı yayın yapmak amacıyla. Burada connect'e bastığınızda sizden birkaç bilgi isteyip bağlantıyı kuruyor. Geri geldik. Ee, kamera girişleri kısmında çözünürlüklerden bahsediyor aslında burada. Ben 1080p high'ı seçtim şu andaki. Ee, data boyutları küçük olsun çünkü aynı anda bir sürü yerden kayıt alıyorum. Ee, ve size daha rahat gösterebileyim. Buradan da geri geldik gecikmeyi ayarlayabiliyorsunuz. Şu an standart bir gecikme var. Tabii ki ana kamera normal görüyor ama diğer kameralar bunu oldukça gecikmeli olarak görüyor. Burada aslında şunu yapabiliyorsunuz. Eğer ki görüntüm çok kaliteli olsun derseniz tabii ki gecikme artıyor datanın boyutundan kaynaklı. Yok benim görüntüm öyle normal ya da kabul edilebilir düzeyde olsun derseniz de bu sefer data boyutu küçüldüğü için daha az gecikme olarak görüntüyü alabiliyorsunuz ya da gönderebiliyorsunuz. Geri geldik. Burada Auto Director kısmı var. Bu arkadaşta şunu yapabiliyorsunuz. Bir programlama oluşturup e, cihazlar arası geçiş oluşturabiliyorsunuz. Hemen bakalım mesela şunu işaretledik. Şöyle devam edelim. Sonrasında bunu işaretleyelim bakalım şimdi neler olacak? Birlikte görelim. Şurada 8 3 saniye dedik. Open dedik. Şu anda her 3 saniyede bir kameralar arası kendisi otomatik geçiş yapıyor. Tabii ki otomatik yapmaktansa manuel yapmak daha mantıklı. Çünkü belki o sıra bu kamerayı anlatıyorsunuz ama hala bu arkadaş çekeceğim diye uğraşıyor. O yüzden e, elinizi sürmeyeceğiniz kısımlarda belki bunu yapabilirsiniz. İşte her 10 dakikada bir, 3 dakikada, bir, 5 dakikada bir ayarları, e, kameraları değiştirsin şeklinde. Anti flicker özelliği var. Biz ülkece 50 Hz kullanıyoruz. Ama hani farklı yerde kullanacaksınız 60 Hz'i de buradan seçmek mümkün efendim. Şimdi Kamera ayarları kısmına geri gelelim. Burada ses seçeneklerini de görüyoruz. E, i̇ki tane seçenek var ses seçeneği olarak. Kendi üzerindeki mikrofonları kullanabiliyorsunuz. Veya haricen taktığınız mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Burada sadece bunları seçmeniz yeterli oluyor. Geri geldik. Tekrar ayarlara bastık. Device Settings'e bastığımızda Burada artık cihazın ismini değiştirebiliyorsunuz. Bir şifre verebiliyorsunuz. Ee, içlerindeki SD kartları formatlayabilirsiniz. Ee, ve şu anda mesela hangisiymiş bu galiba soldaki kamera. Ee, içlerinde 128 GB'lık hafıza kart takılı. Bunun 45 MB'li doluymuş. Bunları da burada görebiliyoruz. Kalite kısmında kamera e, giriş kalitesi ve SD kartı yapılan kayıt kalitesini görüyorsunuz. Action bölümünde arkasında yer alan açma kapama tuşuna bir kez bastığında ne olsun diye bir seçenek var. Ben direkt kayda başlasın seçeneği seçtim. Bununla beraber alt tarafta USB arayüzü. Şöyle hızlı geçiyorum buraları çünkü daha çok anlatacak şey var. Ee, ön taraflarında yanan yanıp sönen ışıkların kapanıp açılması şeklinde pek çok ayarı da buradan yapılandırabilirsiniz isterseniz. Direkt buradan cihazda kapatabiliyoruz. Şimdi bakalım burada anlatmadığımız başka bir şey var mı? Bir de tamamen silme kısım var. Alt tarafta bir fotoğraf seçeneği göreceksiniz. Şu anda burada bir şey yok. Hemen buraya bir şeyler ekleyelim. Artıya bastık. 4 tane seçenek karşımıza çıktı. Bunlardan bir tanesi kamera, diğeri grafik. Sonraki pip yani picture in picture yani resim içinde resim ve audio şeklinde. Kamera zaten eklemeyeceğiz. iki tane kameramız var. O yüzden ekstra bir şekleme şey gerek yok. Ama grafik ekleyebiliriz. Mesela grafiğe bastık. Yine karşımıza 4 seçenek çıktı. E, tam ekranda bir yazı. E, alt yazı şeklinde bir yazı. Böyle omuz hizasında bir yazı. Veyahut da e, sağ, solda ya da bir yerde bir grafik şeklinde bir şey seçmemizi istiyor bizden. Bir full screen overlay seçelim bakalım. Şuraya ismimizi, cismimizi yazalım. Şöyle buraya Volkan Yetilmezer yazdık. Okey. Yazının rengini nerede olmasını istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle sol altta olsun dedik. Denk getiremedim. Ha şimdi denk getirdim. Muhtemelen siyahlık alana denk geleceği için şuradan böyle bir gri renk seçelim. Arka plan rengi demiş. Buradan arka plandaki rengi değiştirebiliyorsunuz. Ya da buradan böyle yapıp bu arkadaşta herhangi bir arka plan olmasın şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bununla beraber bir arka plan fotoğrafı da ya da görseli de seçmek mümkün. Dana bastık. Şimdi artık fotoğraf tarafında böyle bir seçenek görüyoruz. Buna bastığımızda ne oluyor? Sol alt tarafta Volkan Yetilmezer diye beni görebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına basıp edit'e bastığınızda burada farklı bir seçenek de çıkıyor size ki direkt olarak buradan değiştirebilin. Yeniden sil, yeniden başlatla uğraşmıyorsunuz. Sadece keşke burada birkaç tane daha böyle ne diyelim ona yazı stili olsaydı. İşte farklı büyüklüklerde bunu ayarlayabilseydik daha güzel olurdu. Ama dediğim gibi sürekli güncellenen bir sistem var. Bu nedenle bu da zaman içerisinde güncellenecektir diye düşünüyorum. Tekrar artıya bastık. Grafiğe geldik. Lower seçtik. Şimdi buraya da yazalım tekrar Volkan yine yazını rengini ayarlıyoruz sağda mı solda mı olsun onu ayarlıyoruz. Bir görsel olsun markada. Ona bakıyoruz ve formatı nasıl olsun işte ona bakıyoruz buradan. Mesela burada farklı bir format varmış. Video grafer diye buraya yazabiliriz. Arka planda bir renk olsun mu? Ona bakıyoruz. Şöyle bastık. Yine opacity'yi şöyle indirerek buradan ne yapalım bu sefer mavi olsun mesela. Next'e bastık. Şimdi artık yerini size soruyor. Yukarıda mı aşağıda mı sağda mı solda mı olsun diye. Sol altta olsun dedik. Tamam'a bastık. Ve ardından bu arkadaşa bastığımızda sol alt tarafta direkt olarak bunu görmek mümkün oluyor. Buradan tekrar artıya basalım ve grafiğe tekrar gelelim. Over the shoulder'a bakalım. Neyin nesiymiş bu over the shoulder? Şöyle hızlıca volkan yazayım. Text nerede olsun? Ortada, solda olsun mesela grafiğini düşürelim. Şuradan rengini ayarlayalım. Pek bir küçümen oldu. Tamam böyle olsun. Tamamı bastık. Bastığımızda böyle ufacık bir yerlerde çıkan işte over the shoulder de diyor yani böyle minicik bir yerlerde karşınıza çıksın diye ayarlanmış bir sistem bu. Grafiğe son kez basalım. Corner bak diyor. Şimdi burada fotoğraflarınıza erişmek istiyor. Çünkü bir fotoğraf ekleyeceğiz buradan. Ben şöyle rastgele çata 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 çektiğim fotoğraflardan bir tanesini işaretleyeyim. Fotoğrafın boyutunu şöyle bakalım. Rotate varmış. Buradan biraz mesela döndürelim vesaire. Yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Tamam böyle yeterli. Dana bastım. Sol tarafta belirdi. Başka bir şey yapmamıza gerek var mı? Sağda solda sol altta olsun dedik. Tamama bastık. Buna bastığımızda da artık sol altta istediğimiz şey beliriyor. İşte abone ol yazabilirsiniz buraya. Takip etmeyi unutmayın yazabilirsiniz vesaire. Tekrar artıya bastık. Pip kısmına gelelim. Yani picture in picture yapacağız. Öncelikle küçük olan kamera hangisi olacak bunu seçmemizi istiyor. Şu arkadaşı olsun hadi küçük olan. Sol üstte bunu yerleştirdi. Eğer isterseniz buna bir isim verebilirsiniz veya kaynağı buradan tekrar seçim yapabilirsiniz. Nerede olacağını ayarlıyoruz. Left atım dedik, alta indik. Boyutunu o güzel. Boyutun ayarlanması güzel olmuş. Çünkü bazen bu tarz içeriklerde boyutunu ayarlayamıyorsunuz. Standart ne varsa onu kullanıyor. Stroke color dediği çevresi yani bir çerçeve rengi seçme. Ne olsun? Hadi pembeli, turunculu bir şey var o olsun. Veyahut da bunun kalınlığını böyle daha da arttırabiliyorsunuz. Bayağı bir şöyle kalın olsun ki ayırması rahat olsun. Tamamı bastık. Burada layer içerisinde artık bunu da görebiliyoruz. Bastığımızda şu an iki tane olduk. Şöyle yapacağız. Ana ekrana geldik. Bunu seçtik. Mesela şu anda gayet kötü olmuş. Çünkü yeri baya bir yanlış. Hemen geri girdik. Edit'e bastık. Dedik ki bu arkadaş sağda olsun. Tamam dedik. Ana ekrana geldik bastık. Evet şu an birimiz sağa birimiz sola bakıyor. Tabii ki bunu güzelce bir ayarlarsanız e, ya da yerlerini değiştirseniz çok daha mantıklı olacaktır. Ama sonuç itibariyle bastığınızda gelecek bastığınızda çıkacak. Bu şekilde güzel bir ayrım yapmak mümkün. Tekrar artıya basalım artık. Audio kısmı burada karşımıza çıkıyor. Burada müzik ekleyebiliyorsunuz. Müzik seçenekleri var. Mevcutta olan seçenekler var. Tabii ki bunlar telif hakları alınmış müzikler olduğunu çok sanmıyorum açıkçası. Ama yine de e, bir denemek lazım. Bununla beraber bir yayın yapabilirsiniz. Mesela E'de basalım. Eklendi dedi. Tamamı bastık. Şu an arka tarafta müzikte de çalmaya devam ediyor. Bu arada şu grafikleri çok gördük. Sağ altta ses kısmında görelim madem. Ses çıkışı az önce seçtiğimiz müzik. Ee, soldaki kamera da sağdaki kamera şeklinde ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Kazanç ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. İşte artı 12 desibele kadar çıkardım mesela. Şöyle düşürelim. Buradan diğer kameranın kazancını ayarlayabiliyorsunuz. Arka planda çalan müziği ayarlayabiliyorsunuz. Ve çıkış sesini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Tüm fonksiyonları görmüş olduk. Bir de kayıt yapalım. Kayıt kalitesi nasıl, iyi mi, kötü mü ya da geçişler yaptığımızda bu değişiklikler nasıl olacak? Ayrıca kamera üzerindeki mikrofonları da böylece test etmiş olalım. Bunun için sol üstte yer alan REC'e bastıktan sonra karşımıza çıkan bölüme geliyoruz. SD karta kayıt yapabilirsin diyor ya da telefona kayıt yapabilirsin diyor. Ben direkt üstündeki kartlara kayıt yapmasını istiyorum. Eğer isterseniz kartları burada formatlayabilirsiniz veya farklı bir çözünürlük seçmek isterseniz burada seçmek mümkün olacaktır. Begin record dedik, kayda başla dedik. Artık kayıt, e, record kısmındaki pembelik biraz daha böyle açık hale geldi. Live yazan kısım biraz daha mora doğru kaçmış oldu. Şimdi şöyle iki kamera arasında geçiş yapalım. En azından kayıt nasıl oluyor? Şimdi ayrı ayrı oluyor çünkü kayıt benim bildiğim. Bunu da tabii ki az sonra size göstereceğim. Bununla beraber şöyle bir picture in picture yaratalım. Bakalım neler olacak? Onu da bir görelim. Bunları da bir açıp kapatalım şöyle hızlı hızlı. Akabinde tekrar kameralara geri gelelim ve rekorda basarak bu işlemi durduralım. Editlerken ben de şimdi baktım ki evet kayıt ayrı ayrı gerçekleşiyormuş. Bununla beraber üzerindeki mikrofonlar tabi ortalamadaki tüm sesleri alması için tasarlandığından biraz yankılı geliyor. Harici bir yaka mikrofonu kullanarak yani kablosuz bir yaka mikrofonu kullanarak çok daha iyi bir ses gönderme ya da ses kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Bir de SD kart yerine telefona kayıt deneyelim. Öncelikle giriş kalitesini değiştirdim. Ee, 2160p'ye çıkardım. Buradan tamama bastım. Rekorda bastığımda yine iki tane seçenek çıkıyor. Bu sefer şunu görüyorsunuz yalnız. Ben diyor ki aynı anda her yere 1080 ya da diğer şeylerde kayıt yapamam. Eğer ki sen 4K kayıt yapacaksan SD karta en fazla 480p kayıt yaparım diye bizi uyarıyor. Sorun değil biz zaten telefona kayıt yapacağız. İki tane seçenek sunulmuş burada H265 ve H264 kodekleri. H265 olsun daha düşük boyut daha iyi kaliteli. Kaydı açalım ve Begin Record'a basalım. Şu anda kayıt almaya başladı. Hem o arkadaşların seslerini bir denemiş olalım. Hem şöyle iki kamera arasında geçiş yapalım. Hatta buradan picture in picture yaratalım. Bunu kapatalım. Sol tarafta bunu koyalım. İsimimizi koyalım, cismimizi koyalım. Şöyle üst üste alt alta hepsini ekleyelim, çıkartalım ki ne kadar ne değişecek. Bunu beraber görelim. Şöyle de geri geldiğimiz zaman bu kameraya sen misin bu, bu musun? Bakıyorum bu değilmiş, buymuş tamam. Keşke üstlerine yazsaydım ben de. 1-2 değil de buradan görmesi daha rahat olurdu. Tabii ki bunların isimlerini değiştirebiliyorsunuz. Sağ kamera, sol kamera değil de buradan görmek kolay olur. Ama ben buna üşendim biraz. O yüzden görmekte biraz zorlanıyorum efendim. Buradaymışız peki. Bilgisayarımı getirdim ki bir canlı yayın yapalım ve canlı yayın oluyor mu olmuyor mu onu bir test edelim. Bunun için uygulamadaki sol üst tarafta live'a basmamız gerekiyor. Karşımıza 4 tane seçenek çıkıyor. YouTube, Facebook ve Twitch bir de RTMP ve S olarak buradaki 3 platforma bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Eğer adres ve bir yayın anahtarınız varsa RTMP veya S üzerinden de bunu gerçekleştirebilirsiniz. YouTube'a basalım. Daha önce ben giriş yaptığım için sağ üst tarafta logout şeklinde bir seçenek var. Siz ilk defa gireceğiniz için bağlantı kurmanız yeterli olacaktır. Burada create event'e basalım. Bir isim verelim. Test yayını yazalım şöyle herkese açık olmasın, gizli olsun ki ne diyor bu arkadaş demesinler. Tarih saati isterseniz ayarlayabilirsiniz. Seve e bastık, ayarlarımız kaydediliyor ve kaydedildi. Aa şunu değiştirecektim derseniz tekrar settings'e basabilirsiniz. Bu arkadaşa bastık ve add destination'a ekledik. Tekrar bastık. Buradan yayın çözünürlüğünü seçmemiz gerekiyor. Farklı çözünürlük seçenekleri var. Ben 1080p'yi seçtim. Hayır seçmedim. E, upload hızım çok iyi değil çünkü maalesef. O yüzden bunu seçeyim dedim. Go live'a bastık. Şimdi bekliyoruz bakalım. Canlı yayına geçebilecek miyiz? Şu an an itibariyle canlı yayındayız. Hatta sağ alt tarafta da canlı yayını sonlandır seçeneği var. Bilgisayara geldiğimizde canlı yayınlar kısmında şu an gizli gizli canlı yayın yapıyoruz. Bakalım şuradan bir basalım. Çok mu gizli yapıyoruz? Az mı gizli yapıyoruz? Bunu birlikte görelim. Neler oluyor? Evet, fena değil. Gayet güzel bence. Şöyle biraz daha gelebilirim. Otofokus açık olduğu için başka yerlere görmeye çalışıyor mutlaka. Hop şöyle bir sesi buradan kapatalım ki aynı anda her yerden ses gelmesin. Burada close'a bastık. Şu an hala canlı yayındayız. Yapmamız gereken artık bundan sonrası kamera seçimleri vesaire. Mesela başka bir kameraya geçelim. Tabii ki bir gecikme var. Biraz da benim internetimden kaynaklı ufak ufak takılmalar oluyor. Şöyle ben de bakıyorum neler oluyor neler bitiyor diye. Evet ufak ufak takılmalar maalesef var. Bunu daha iyi bir upload hızı olan internetle çözebilirsiniz veya yayın kalitesini biraz daha düşürüp daha düzgün bir en azından böyle takımlar olmayan bir yayın gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda da yayın 1080p yerine 720p olarak gidiyor. Şöyle buna basalım, bu kameraya geçelim, buna basalım, bu kameraya geçelim. Neler olup bittiğini siz de benimle birlikte görün. Hatta şuradan layer katmanlar tarafına geçelim. Asalım şöyle muhteşem picture'ın picture'ımızı burada yapalım. Sol tarafa Volkan Yetilmezler yazalım. Yok olmadı diyelim tekrar böyle yazalım. O da olmadı diyelim böyle yazalım vesaire. Bunların hepsini yapalım. Gördüğünüz gibi kamera oldukça basit. Zaten üstlerinde herhangi böyle bir sürü tuşlar, ekranlar vesaire bir şey yok. Her şey direkt dokunmatik olarak telefonunuzdan kontrol ediyorsunuz. Kameralar arası geçiş yapabiliyorsunuz, müzik ekleyebiliyorsunuz, farklı layoutlar ekleyebiliyorsunuz vesaire. Hem bunu kaydettirebiliyorsunuz ya da kaydedebiliyorsunuz telefonunuza hem de canlı yayın veri yapabiliyorsunuz, verebiliyorsunuz, canlı yayını verebiliyorsunuz. Evet bu daha düzgün bir kelime oldu. basit uygulama olduğu için uzaktan da rahatlıkla ekstra bir masrafa girmeden sadece kameraları alarak, kameraları alarak bu şekilde Aralarında geçiş yapmak da mümkün oluyor efendim. Bilgisayar bağlantısının güzelliğine UVC desteği olması. Yani direkt olarak kamerayı bilgisayara USB ile bağladığınızda herhangi bir uygulama yüklemeden istediğiniz uygulama üzerinden görüntü almanız mümkün oluyor. Peki bu arkadaşın neden bir uygulaması var? Çünkü şu an gördüğünüz gibi pozlama sorunu var. Bunu gidermek için uygulama üzerinden manuel pozlama yapıp o şekilde yayına vermez yeterli olacaktır. Ben böyle hızlıca bir şekilde ayarladım ama daha iyi bir ayarla daha iyi bir sonuç elde etmek mümkün. Genel itibariyle kameranın optik kalitesini iyi diyebiliriz. Ses tarafında zoom yaparken dahili mikrofona bu sesin gelmesi beni biraz rahatsız etti açıkçası. Bunun dışında sürekli olarak firmware ve software tarafında güncelleme aldığını da söyleyebiliriz sabit kamera açıları ile birden çok kamerayla canlı yayın yapmak isteyen veya kayıt almak isteyenler için bence ideal bir ürün. Belki daha yüksek kayıt ve canlı yayın kalitesi için VM46'yı da tercih edebilirsiniz ama VM33 de son derece iyi bir tercih olacaktır. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Nearstream vm 33ü inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.